Kanal Şirketler Grubu ve Ermataş Limited'in sunduğu Bakış Açısı devam ediyor. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii bu birliktelik nasıl devam ediyor? Telefon hattımızda tartışmalı. Aramızda sorunlar var. Bu birliktelik nasıl devam ediyor diye. Evet, bu birliktelik, yani bu programdaki sizin bizim olan birlikteliğiniz şöyle devam ediyor. Daha açıklayıcı oldum Hasan Arif farkındaysan. Şöyle devam edecek, bir bağlantıyla devam edecek. Biraz da çözümün ekonomisini konuşalım. Siyasi ve sosyal hayatta yaşanabilecek olası sıkıntıların dışında aslında tam da onun merkezinde olan bir konu, o da ekonomisi. Özalp Bey, Özalp Nailer şu an telefon hattımızın diğer ucunda. Günaydınlar Özalp Bey. Günaydınlar, herkese günaydın. Bütün izleyicilere, sizlere. Günaydın Sayın Nailer. Günaydın sevgili Hasan. Efendim biz şeyi konuşuyorduk dün, takip ettiniz mi bilmiyorum, oradan başlayalım aslında. Gülis Hanım'ın bir röportajı vardı Kıbrıs Postası'nda. Sevgili Vatan Mehmet'le yaptığı söyleşide şundan dolayı şikayette bulunuyordu. Yani uluslararası ilişkiler uzmanı olmak zorunda mıyız? Yani biz bunu görmeliyiz, öngörmeliyiz. Bize bu konuda bilgiler verilmeli şeklinde bir serzeneşi oldu. Siz iş dünyasından, iş dünyasını temsilen de size sormuş da olalım aslında. Siz buna katılıyor musunuz? Siz de aynı pozisyonda mısınız? Asıl soru bu belki de. Evet. Gülis Hanım'ın röportajını ben de dün ilgiyle okudum. Evet. İnternet gazetelerinde. Bütün iş dünyasının bence duygularına tercüman olan bir röportajdı o. İş dünyası hakikaten bu yeni oluşacak süreçte ve bu sürecin öncesinde neler yapılması gerektiği konusunda her zaman bir arayış içerisinde oldu. Dolayısıyla ticaret odasında olan bizler bu sektörlerimizin de tüm sektörlerimizin de aynı şey duygu ve düşünce içinde olduğunu yaptığımız çalışma içerisinde de görmüş olduk. Yansıtmak açısından şimdiden başlayarak ve görüşme masasında ve görüşme masası sonrasında gelişecek ve eğer bir referandumda her iki tarafında evet demesiyle oluşacak yeni bir çözüm yakalanması halinde evet, neler olması gerektiğiyle ilgili bir bekleyiş ve arayış içerisindedir. Bunu sadece bir bekleme, yani oturalım bekleyelim yerine ticaret odası olarak biz veya ticaret odasında bulunan arkadaşlar, iş insanları olarak bizler bir adım attık ve bu konuda bir çalışma başlattık. Evet. Bu da işte bu öngörülebilirliği ortaya çıkarmaktır. Yani şu andaki pozisyonumuz nedir ve olası bir anlaşmadan sonra pozisyonumuz nereye gidebilir? Ne gibi değişiklikler bizi bekliyor? Neler yapmamız gerektiği konusunu bulup ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Sürekli yaptığımız uğraşlar bu çerçevede diyor. Tabii bu tek başına iş insanlarının yapacağı ve başarabileceği bir şey değil diyor. İş insanları buna sadece bir katalizör olabilir, bir yönlendirici olabilir. Bunu aynı zamanda bugün işte hükümetlerimiz ve görüşme masasında bulunan görüşmecilerimizin de bunu paylaşmış olması lazım, bu bilgiyi, bu ihtiyacı. Programınızı sabahtan beri izliyorum. Her zaman da radyodan izliyorum. Onu da söyleyeyim. Evet. Çok hoşuma giden bir programdır. Teşekkür ederim. Evet. Ve vurgu yaptığınız önemli bir konu şudur. Yani bu bir siyasi çözümdür. Ve bu çözüm sadece siyasi değildir. Siyasi ve ekonomik bir çözümdür aslında. Çünkü siyasi çözümler ekonomik sürdürülebilirlik, ekonomik rekabet edebilirlik olmadığı sürece yaşayabilir değillerdir. Dolayısıyla bu bulunacak siyasi çözümde toplumun nasıl bir güvenlik ihtiyacı varsa ve onu karşılamak için toplumun sesine kulak vermek gerekiyorsa bir ekonomik ihtiyaç da vardır. Ve toplumun, iş insanlarının
bu ekonomik ihtiyaçlarına da karşılık vermek gerekiyor. Peki, aksi takdirde sürdürülebilir olmayacaktır bu anlaşma. Evet, şunu sormak isterim. Yani bir çalışma yapılıyor şüphesiz, hangi aşamada çalışma bilmiyorum ama gördüğünüz kadarıyla bir çözüme ulaşılması halinde bu çözüm Kıbrıs Türk ekonomisini uçurur mu, batırır mı? Siz bağlanmadan hemen önce şunu söylemiştik hani konuşurken, işte biz Rumların çalışanı mı oluruz? Hep öyle söylenir. Yoksa Türkiye'den işte gelir ekonomik güç alır götürür mü? Yoksa çözümün farklı bir formülü var mı? Sizin yaptığınız çalışmalar neyi öngörüyor? Biraz geniş bir soru oldu belki ama. Evet. Yani uçar mıyız, batar mıyız? Her ikisi de olur. çok açık bir yanı. Her ikisi de olabilir. Evet, yani demek istiyorsunuz. Olabilir. Hayır, olur da aynı zamanda. Yani olabilirin ötesinde hem uçanlar olacak hem batanlar olacak. Ha, aramızda. Genel olarak değil. Ortama uyum sağlayabilenler olacak. Olmayanlar da olmayacak. Ancak şimdi çok fark edilmesi gereken önemli bir konu vardır burada. Bir çözüm sonrasında bugün bir legit olmuş, dünyayla entegre olmuş, uluslararası hukuk içerisinde olan bir toplum ve onun ekonomisi varken, bir taraftan da izolasyon içerisinde bulunan, dünyayla legit bir formatta ticari ilişki kuramayan veya kurduğu ilişkiler çok sınırlı olan bir başka bir toplum ve ekonomisi vardır. Şimdi biz nasıl ki toplumların yönetsel, idari konularda, kamu konularında birleşmesiyle ilgili bir program, oturum yaparken, bir görüşme masası kurmuşken, aynı zamanda ekonomi için de bunu kurmuş vaziyetteyiz. Şimdi burada esas yakalanması gereken konu, bu ekonomiyle, mevcut bahsettiğim güneydeki bu ekonomiyle, bahsettiğim kuzeydeki bu ekonominin nasıl bir süreç içerisinde entegre olabilecekleri ve rekabet edebilecekleri konusunu planlamaktır. Bizim arayışımız da budur. Şu anda bizde bir ekonomik kuzeyde bir ekonomi vardır. Ama bu ekonomi uluslararası tanınmışlığı olan bir ilişkiler içerisinde değildir. Uluslararası finansman, ticaret, fon ilişkilerinden yararlanamıyor. Ama diğer tarafta bu ilişkilerin tümünü bu şekilde kullanan bir başka ekonomi vardır. Şimdi siz bu iki ekonomiyi bir günde birleştirip, ertesi günde hadi buyurun aynı ortamdasınız, rekabet ediniz diyemezsiniz. Derseniz o zaman kuzeydekileri bile bile yok olmaya, iflasa veyahut da bu işten vazgeçmeye zorlarsınız anlamında olur bu. Bunu bilerek hareket etmek bir bizim esas yapmaya çalıştığımız uğraşlar. Bugün görüşme masasında olan görüşmecilerimize, Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetine ve bugün o koşulu hazırlaması gereken hükümete bugünden itibaren yapılması gerekenleri söylemeye çalışıyoruz. Bulgularımızı paylaşmaya çalışıyoruz. Taleplerimizi iletiyoruz. Bunlara karşılık bulmak zorundayız. Karşılık bulmazsak bu yapılacak olan anlaşma çok güzel bir güvenlik anlaşması içerebilir, çok güzel bir iki bölgelilik içerebilir. Ama ekonomik entegrasyon, ekonomik rekabette bunu başaramazsanız bir süre sonra bunlar kaybolmaya başlar. Bir süre sonra sıkıntılar olmaya başlar. Bir süre sonra toplumsal sıkıntılar da yaşanmaya başlar. Bunlar sizi bu yapılan anlaşmada bir süreç sonucunda başarısızlığa doğru götürmeye başlar ki bu hoş olmayan bir giriş yaptır. Her türlü tehlikeyi taşır. Çatışma da dahil her türlü tehlikeyi taşır. Dolayısıyla buna çok önem verilmesi gerekiyor. Sevgili Özal, tabii bu kullandığın ifadelerde yani önemi ne vurgu yapıyorsun? Ama artık yani bu safhayı geçmiş olmamız gerekmez miydi? Çünkü şöyle yani bu 2016 yılı bir çözüm yılı olabilir. Olabilir diyorum çünkü daha geçen gün Kasulidis'te şöyle veya böyle bu 2016'da bir şey olacak demeye getiriyor. Yani hani biz burada da çok konuşuyoruz, baharda mı olur, bu Mart'ta Mayıs'ta mı? Olmayabilir ama bu 2016'da bir şey olacak. Ya referanduma doğru gideceğiz ve bir referandum yapacağız
veya bu müzakereleri bu şekilde sürdürmek olanağı olmayacak. Yani ekonomik açıdan baktığımız zaman, yani ekonomik hayatı etkilemek için çok uzun bir süre yok önümüzde. Biz tabii olumlu seçeneği düşünerek de konuşmak durumundayız. Yani olumlu seçenek nedir? Referandum ve çözüm. Ve iki evet. Dolayısıyla artık daha somut konuşmamız gerekmez mi? Yani Kıbrıs Türk ekonomisi ve tabii bu da böyle çok soyut algılanıyor. Çalışan insanları, şirketleri, bunu da daha somuta indirgemek gerekiyor. Kamu yani maliyesi. En büyük gelirimiz olan sektörler var. Ona geleceğim Cem, haklısın. Yani turizm, yüksek öğrenim, yani bir uğraş alanımız var. Tarım, yani işte çok sembol haline getirdiğimiz hellim, sütler, hellimler. Ne olacak bunlar? Ve tabii ki Cem ekledi, bu kamu maliyesi de ne olacak? Onu ayrıca sormak isterdim. Çünkü reel sektörden gelen inşaat, ne olacak inşaat? Son zamanlarda turizm işine girmeye çalışıyorsunuz siz şirket olarak da diğer arkadaşlarınızla beraber çeşitli ortaklıklar şeklinde bildiğim kadarıyla. Tam bu yapılan yatırımlar yani çözüm bunlar için ne getirecek? Evet. Yani Gülis Hanım'ın sorduğu soruya geliyoruz yine aslında. Yani ben önümü görmek isterim diyor bir iş kadını olarak. Yani bu yatırımlarımızı nasıl yönlendirelim biz? Yani vakit varken tasımızı, tarağımızı toplayalım gidelim mi? Yoksa ne bileyim personelimizi eğitelim, donanımımızı geliştirelim, ne yapalım diye buyurun, özellikle. Görmek isterim diyor. Yani somut olarak sektörel bazda bizi bekleyen tehlikeler nelerdir? Çünkü fırsatları değerlendirmek kolaydır herkes için. Aslında bizim burada fırsatlar ve tehditler diye bir analiz yapmamız gerekiyor belki ama biz fırsatlardan daha çok tehditleri görmenin peşindeyiz değil mi? Yani ki tedbir alalım. Yoksa fırsatlardan faydalanmak kolay. Özat Bey buyurun efendim. aslında sorunun ve verdiğin açıklamanın içerisindedir cevabı sevgili Hasan. Evet, bugün bizim açımızdan kuzeydeki ekonomi ve reel sektör açısından baktığımızda bugün öngörülebilirlik hala daha yoktur, kazanılmamıştır. Yani o Gülsü Hanım'ın sorduğu şudur, ya ben ne yapacağım? Demek ki bir bu ülkenin yıllarca sermaye biriktirmiş, bu kadar şirketlerini geliştirmiş, kurumsallaşmış bir şirketi bugün bu soruyu sorabiliyorsa cevabı buradadır. Yani demek ki öngörülebilirlik yoktur. Bugün bu sektörlerde olan insanlar ne yapacağını, nereye gideceğini bilmiyorlar. Demek ki buradadır sorun. Yani bizim hükümetlerimiz, politikacılarımız, görüşmecilerimiz reel sektörümüzle birebir ilişki içerisine girememişler demektir bu. Bu endişe varsa ve bir dediğim gibi ülkemizin en önde giden kurumlarından bir tanesi, kuruluşlarından bir tanesinin serzenişi ise bu herkesin serzenişi demektir. Bizim de yapmaya çalıştığımız buna cevap bulmaktır. Bizim de yaptığımız arayış da buna, biraz önce dediğiniz ya fırsatlar ve tehditler nedir? Evet, fırsatlar ve tehditler ne olduğunu göstermeye çalıştık biz. Ama bununla yetişmiyor. Siz bunlar için ne yapacaksınızı konuşmamız lazım. Yani örneğin bugün siz sermaye yapıları olarak şirketlerinizin yapılarını incelediniz mi? Biz her sektörde, ister turizm sektöründe olsun, ister eğitim sektöründe olsun, ister inşaat sektöründe olsun, firmalarımızın yapıları nedir? Ve bu firmalarımız Avrupa Birliği'ne uyumu nasıl gerçekleştirecektir? Gerçekleştirebilecek midir? Ne ihtiyaçları vardır? Know-how'a mı ihtiyaç vardır? Sermayelerine mi ihtiyaç vardır? Bilançolarının düzeltmesine mi ihtiyaç vardır? Nereye ihtiyaç vardır? Bunu tespit etmiş olmanız gerekiyor ki biz tespit ediyoruz. Evet, en büyük tehditlerden bir tanesi önümüzde duran, bugün bütün şirketlerde önünde duran konulardan bir tanesi kurumsal yapılarımızın zayıflığıdır. Çalıştırdığımız ve şirket sahiplerinin birçoğunda olası bir çözümden sonra hemen kendini Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde, kuralları içerisinde, ekonomik kuralları içerisinde, rekabeti içerisinde bulacağı süreçteki hem
ekipleriyle, personelleriyle, know-how'lar ve bilgi birikimleriyle, alandaki bilgi birikimleriyle, oradaki kurallarla ilgili nasıl çalışacağıyla ilgili bilgi eksiklikleriyle karşı karşıyadılar. Sermaye güçleri, finansmana erişim formatları uygun değildir. Bunların derhal düzeltilmesi için düzenlemeler yapılması lazımdır. Bugün hükümetimizin en çok önem vermesi gereken konu budur, bu alandır. Yani iş hayatının düzenlenmesiyle kamu maliyesi çok önemlidir. Çünkü kamu maliyesi reel sektörün aslında beslediği bir mali yapıdır. Çünkü vergilerle dönen bir yapıdır. Gelirlerin önemli bir kısmı vergilerdir. Dolayısıyla özel sektör için, reel sektör için çok önemlidir. Çünkü kamu maliyesindeki verimlilik, maliyet düşüklüğü veya yüksekliği reel sektörün direkt giderlerini etkilemektedir. Verimliliğini etkilemektedir. O açıdan çok önemlidir. Ancak bugün yapılması gereken, onunla birlikte paralel düşünülmesi gereken konu, reel sektörün bugünkü içinde bulunduğu ekonomik koşulların, kurumsal yapılarının, yasal düzenlemelerin yapılarak, düzenlenerek bunların hazır hale getirilmesine başlanması lazım. Sevgili Özal, şimdiki süreç için önemli. Yani burada bu süreçten sonra, efendim pardon. Ha, burada yani yine özel sektör kuruluşları yani üvey evlat diyeceğim de yani sanki daha kötü durumdadır gibi düşünüyorum. Çünkü yani haberler şunlar, biliyorsun Rum tarafında Kuzey'in kamu maliyesi konusunda bir duyarlılık ortaya çıktı. Önce bir ekonomist bu konuda yanılmıyorsam Cyprus Mail'deydi, bir uyarı cihazı yazmıştı. Geçen günlerde de Rum Maliye Bakanı Yorgiadis'in açıklamalarını okuduk bu konuda. Olmaz böyle dedi. Yani ekonomi gelişebilir ama bunun temel altyapıları vardır ki bunlardan bir tanesi de bütçe disiplinidir. Ne olacak bu kuzeydeki hal demeye başladı tabii. Çünkü kendileri zaten IMF'in denetimi altındadırlar ve yani bu kamu maliyesini bir zapturapta almaya çalışıyorlar. Zaten bir kriz yaşadılar vesaire. Ama söylediğindeki bir şeyi tekrar etmek istiyorum. Hani izleyiciler bakımından anlaşılması için de daha fazla vurgu olması bakımından. Yani kamu maliyesini düzeltmek de kendi başına mümkün olmadığı gibi yani aynı zamanda onu özel sektör maksatları bakımından da düzeltmek lazım. Yani bu özel sektör kuruluşları üzerinden gitmezsek yani işte bugünkü durumda 4,5 milyar TL kadar giderimiz, 3 milyar TL kadar gelirimiz var, 1,5 milyar TL açığımız var. Tabii kuzeydeki ekonomi bir çöküntüye uğrarsa bu açık daha da büyüyecek demektir. Yani bu 3 milyar TL'lik gelir de çantada keklik değil ki. Yani nihayette bir ekonomik faaliyet olursa ve canlanırsa bu 3 milyar TL'yi de topluyorsun. Veya toplayabilirsin. Bugünkü koşullarda 1,5 milyar TL açığın var. Ama yani bu açığın büyüme eğilimi de söz konusu olabilir. Yani bir bütünlüklülük var. Ama bu bütünlüklülükte de öncelik reel sektörde veya kuruluşlarında olması gerekir diye düşünürüm ben. Oysa anlattıklarından da şunu anlıyorum. Yani biz şu anda bu konuyla ilgilenmiyoruz aslında resmi düzeyde. Yani tamam Ticaret Odası bir araştırma sürdürüyor. Onun biraz daha detaylarını verebilir misin bilmiyorum. Ama bunun resmi makamlar bunun itirakinde mi? Böyle bir önlem alma kaygısı var mı? Yani finansmana erişim, insanların yani personel eğitimi vesaire... Bilmiyorum. Evet. Yani resmi makamlar bu konuya ilgili mi? İlgili mi? Yeterince ilgili olduğunu söyleyemiyorum. Bunun öyle olmadığını siz alıp hükümet icraatlarına, programlarına ve açıklamalarına ve bakanlar kurulu toplantısı sonuçlarına baktığınızda görebilirsiniz. Yani siz ekonomiyle ilgili hangi adımın atıldığını gördünüz, hangi sektörle ilgili neyi yapıyoruz, neyi planladık, neyi yüceltmeye çalışıyoruz görürsünüz. Hiçbir şey göremezsiniz. Görmüyoruz, biz görmüyoruz en azından.
sektörlerin içerisinde olan insanlar olarak. Yani bugün hala daha örneğin benim sektörüm olduğu için söylüyorum hızlı bir şekilde. Şeylerle ihale yasası ile ilgili yapılması gereken bir yasa var. Yıllardır mecliste bekliyor, aylardır mecliste bekliyor. Bir şekilde çözümlenemediği. Çünkü buna bağlı olarak tabii ki sizin ihale düzeninizin değişmesiyle şirketlerinizin bunlara ilgi gösteren şirketlerinizin veya sektörde rekabet eden şirketlerinizin aynı zamanda kendilerini düzenlemesi demek bu. Yapılar, yapısal şeyden bilgi birikiminden tutunuz da formasyondan tutunuz da sermaye bilanço yapılarına kadar düzenlemesi gerekir. Onun paralelinde o zaman ne yapılması gerekir? Bilançolarla ilgili düzenlemelerin nasıl olması gerektiğini tespit edip ona uygun yasalar çıkarıp bunun şimdi hızla başlamasını sağlamanız lazım. Yoksa daha sonrası için hep zaman kaybı veya birçok sevgili Özal, ben somut bir soru sorabilir miyim inşaatla ilgili? Hiç bildiğim bir şey değil. Yani çok merak ederim cevabını ve yani televizyon ekranında. Şimdi iş güvenliği ile ilgili tartışmalar var, değil mi? Evet. Şimdi iş güvenliği ile ilgili şu kuralları uygulayacaksınız deseler size. Sen ihaleye teklif verebilir misin? Maliyetlerini hesaplayabilir misin? Evet. Yani iskelelerin şu özellikle olacak. Çalışanların işte ne bileyim ben sırtından ganca takacağım, düşerse asılı kalsın falan deseler. Bir inşaata oturup şimdi yaptığın gibi birkaç gün içerisinde bir teklif verebilme kapasitesine sahip mi? Şimdi onun maliyetine getireceği ekleri hesaplayabilir mi şu anda? Çok somut bir soru sordum ben. Yani şu anda dönsen ofise, belki de ofistesin. Evet. Tamam. Ve sana deseler ki bunlar da olacak. Örnek veriyorum. Ve evet. İki gün süren var, teklif vereceksin. Verebilir misin? Hesabını yapabilir misin? Bilir misin şimdi, yani? Şimdi Hasan Bey zaten bahsettiğimiz sorun da budur. Bunlar şirketlerin, bireylerin, bir kişinin, iki kişinin yaptığı şekilden çıkarılıp kurumsal hale getirilmelidir, sektörel hale getirilmelidir. Şimdi iş güvenliğiyle ilgili çok ciddi bir yasa çıkarıldı. Bu yasanın uygulamalarıyla ilgili bir takım eğitimler verildi. Yani bu işi anlayacak, yapacak insanlar yetiştirilmeye çalışıldı. Fakat olay bununla bitmiyor. Olayın özünde, bunun ötesinde bir şey vardır. Bir maliyet unsuru vardır. Siz bir kere rekabet düzeni içerisinde eşit rekabeti sağlayacak bir kurallar zinciri oluşturmanız lazım. İşte ihale yasaları vesaireler bunlar için önemlidir. İkincisi, aynı çerçevede bunu uygulayabilmeniz için sizin bir denetim mekanizması, bir bilgi birikimi oluşan kurumsal yapılar oluşturmanız. Yani bir adamın, her firmanın o şekilde iskelesi mi olması lazım? O iskeleyi inşaatında kurabilmesi için. Bu bakın bakayım dünyada nasıldır? Hayır. Bu konularda küçük sektörlerin içerisinde küçük birimler oluşmuştur. Nedir? İskele sistemi ise ve işte ona benzer sistem genel inşaatta odur. Güvenlik sistemiyle ilgili olanlardan bir tanesi. Bunu sürekli kendisi için geliştirmiş ve kiralayan bunu kurmasıyla, montesiyle, demontesiyle uzmanlaşmış ekipleri olan ve maliyeti orada belli olan, sizin de kiralama maliyetinizi bildiğiniz kurumlar, kuruluşlar oluşur. Dolayısıyla ne olur? Siz bir ihaleye gireceğinizde kaldırırsınız telefonu, sorarsınız. İskelenin metrekaresini kaça kuracak bu kadar sürelik süre içerisinde? Adam da size fiyat verir, size maliyetinize koyarsınız. Atıyorum, İş güvenliği aletleri vardır veya işte örneğin şimdi iş güvenliğinin içerisine gelen nedir? Belli bir sayıda şantiyenizde işçi çalışıyorsa orada bir de haftalık doktora temiz gitmesi vardır. Bu konuda uzman olması gereken ya da bu konuyu bilen biri olması lazım. Sizin bunu bir maliyete hesaba koyabilmeniz lazım. Örnek olarak söylüyorum bunları. Hepsi bunlar olan şeyler yani bunun içindedir bahsettiklerim. Biz bu hale getirmeden bu birikimi ve oluşumu sağlayacak süreci yaşamadan yarın biz hep beraber evet bizim yasamız vardır harfiyen bunu uygulayacağız deseniz de uygulayamazsınız. Konu evet. Buradadır. Bir de bunun maliyeti vardır. Ben bunu maliyetlerime yansıtmak zorundayım. Eğer yapsatçıysa ve bunu da uygulayacaksa adam bunu dönüp bir evin maliyetine yansıtmak zorundadır. Bir dükkanın maliyetine yansıtmak zorundadır. Bir ihaleye girip taahhüt edecek olan biri ise bunu o taahhüt maliyetlerinin içerisine yansıtmak zorundadır. Nasıl
metrekaresi var, işçiliğini yansıtırken, harçta yansıtırken, işte oradaki katkı malzemesinde yansıtırken bunu da yansıtmak zorundadır. Dolayısıyla bunu da ödemeye hazır bir ekonomik yapı olması lazım. Hem devlette hem kişilerde. Evet. Bunları bilerek planlayarak hareket etmemiz lazım. Yoksa her şeyi birbirinde yaptık, kağıt üstünde de geçirdik. Hadi başlayın lan. Olmuyor. Evet. Demek ki zamana ihtiyacımız var. Tabii ki bu zamana ihtiyacımız var cümlesini kurarken çözümü erteleyelim anlamında söylemiyorum. Hemen işe başlamamız gerektiği anlamında söylüyorum. Yani sonuna eklemek için değil, başından zaman kazanmak için eklememiz gerekiyor. Oysa yani bizim, yani neredeyse sizin bu çabanızın dışında bir çaba göremediğimizi de söylemek ihtiyacındayım burada. Yani devlet mekanizmasının da, hükümet veya diğer unsurların da, bürokrasinin de aslında elini, yani kollarını sıvayarak bu reel sektörün sorunlarına eğilmesinin zamanı geçmiştir, gelmiştir denir. Avrupa Birliği firmaları bu sürece hazırlarken, ülkeleri bu sürece hazırlarken, tabii ki reel sektörleri bu sürece hazırlarken biliyorsunuz, bir fonlar koyuyor, paralar koyuyor. Diyor ki ben örneğin güvenlik sistemini uygulamak için bu işletmeler olacak bu kadar maliyetin şu kadarını subvanti edeceğim, şu yöntemde subvanti edeceğim diye metotlar koyuyor kendisine ve onları yaptık sonra siz kullanıyorsunuz o fonları. Bu maliyeti ne buradaki bir vatandaş, ne buradaki bir şirket sahibi, ne buradaki bir işçi ödeyemez. Bunu ödenebilecek hale getirilmesi lazım. Tamam. Bizim bilmemiz ve anlamamız gereken budur. Bunları talep etmemiz lazım. Biz talep edeceğimizi bilmiyoruz. Biz talep ediyoruz. Ama maalesef bunun karşılığında yeterli performansı alamıyoruz, göremiyoruz. Yani evet. Kamudan beklediğimiz, politikadan beklediğimiz yeterli performansı alamıyoruz. Sevgili Özal, yani mesela delegasyon talep edeceğimizi söylüyoruz. Hani işte çözümü savunan insanlar olarak merak etmeyin, delegasyon olacak diyoruz mesela. Ne delegasyon olacağını kimse bilmiyor. Bilmiyoruz. Söylemiyoruz, talep etmiyoruz. Ya merak etmeyin, fonlar olacak diyoruz. Ya ne kadar fon lazım yani muhataplarımıza da, bu Avrupa Birliği de olabilir. Yani orada sonsuz bir kaynak yoktur ki, yani istediğimiz anda onun kendi prosedürü var. Biz yani Türkiye ile olan ilişkilerimizi bile böyle anlıyoruz. Yani Türkiye bize para yollasın meselesi var ya. Anlıyorum ki bunun yerine de şu geçecek: Avrupa Birliği bize para yollasın. Avrupa Birliği Türkiye'den daha katıdır. Yani minimum birkaç yıllık sonraki bütçelerini hazırlar. Yani ileriye dönük. Evet, yani o bütçeler hazırlanmadıktan sonra, o fonlar ayrılmadıktan sonra, kuralları belirlenmedikten sonra kimse kimseye bir kuruş para vermez. Çuvala boyu para yollamıyor yani. Kimse. Ha evet. Kimse yani var. Yani çuvaldan para yollamıyor. Şöyle özetleyecek olursak, yarın çözüm olsa biz buna hazır mıyızın? Yani iş dünyası, ekonomi vesairenin evet tabii olmasını konuşuyoruz aslında. Yani yarınki çözüme hazırız. Hocam, yani burada siyasi olarak şunu da söylemek lazım. Yani bunları hazırlamazsak çözüm şeyi karşıtlığına zemin hazırlarız aslında. Aslında çözümcü olmak veya çözüm için çalışmak, işte bunlar için hazırlanmak, bunları yapmak. Yani insanlara o güveni vermek ki yani çözümle ya. Evet, boş lafla olmaz. Yani çözümü bir tehdit olmaktan çıkarmak, somut olaylarla ilgili olarak. Yani tehdit olmaktan çözüm çıkarıp ekonomi, hayatı, fırsat sosyal, haline getirmek sosyal ve bunu göstermek tabii dir çözümcü olmak demekte. Yani çözüm meselelerimizi çözecek. Çözüm ekonomiyi patlatacak. Çözüm olacak. Kamu maliyeti düzelecek. Şu olacak. Eğer yetkili makamdaysan bunu söylediğinde çözümcü olmuyorsun. Yani bunu peşinden söyleyeyim burada. Yetkili makamdaysan bunun için bir şeyler yapmak sorumluluğun vardır. Bunu sokaktaki vatandaş söyleyebilir bir öngörü olarak. Zaten o sabah kalkar, işine gider gelir, yapacak bir şeyi yok yani. İşi bu değil. Ama sorumlu makamda olan çözümün propagandasını yapmak yerine çözümün hazırlıklarını yaparsa sanırım çözüm sürecine, çözüm inancına, Özal çözüm Bey, beklentisine daha büyük katkı koymuş sohbete, olur. Biz sohbete özür başladık. Dilerim Özal, kestim seni ama yani bütün bu söylediklerinden başka bir şeyle bir de bu şey çıkıyor. Yani vazifemiz ne? Evet. Yani vazifemiz bu kardeşim. Yani özellikle
yetkili makamları siz... işgal edenleredir sözüm tabii. Tamam. Özalt Bey, programı da kapatacağız. O yüzden ekleyeceğiniz varsa buyurun. Yoksa size veda edip biz burada birkaç dakika daha programı kapatalım. Evet. Evet, teşekkür ederim bu programa tekrar davet ettiğiniz için. İş dünyasının bugün büyük endişeleri vardır. Endişeler bir anlaşma sonrasında bulacaklar ile ilgili değildir. Ne yapacağını bilmemekle ilgili endişeler. Yani bugün iş dünyası, şunu bilmeniz gerekir ki her koşul altında bugün var olan Kıbrıslı Türk iş insanları daha iyi, daha güzel çerçevelenmiş, daha iyi dizayn edilmiş bir ekonomik rekabet içerisinde mutlaka başarılı olacaktır. Bundan yana hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Böyle bir moral bozukluğu da yoktur. Yalnız oluşan endişeler şu anda içinde bulunduğumuz ve başı bozuk olarak tabir edebileceğimiz, kendimizin ne yaptığını bilmediğimiz, kuralların nereye doğru gittiğini bilmediğimiz bir ortamda bulunmamız ve bu süreçte, geçiş sürecinde nasıl bir geçiş süreci yaşamamız gerektiğinden ilgili tespitlerin şu anda bizler tarafından bilinir olmamasından kaynaklanmaktadır. Evet. Bunların yapılması için biz elimizi taşın altına koyduk, bu çalışmaları yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Usanmadan, bıkmadan da herkesinden bu bilgileri, bu yaptığımız şeyleri paylaşmaya devam edeceğiz. Lütfen, ve istediğimiz tek konu budur. Bugün bizi yöneten yöneticilerimiz, politikacılarımız, Cumhurbaşkanımız ve görüşmecilerimiz bizlerle bu diyaloğu oluştursunlar. Evet. Bizim talebimiz budur ve bu da halen daha başarılı bir şekilde oluşmamıştır. Bunun şiddetle oluşmasını sağlamamız lazım. İvedilikle. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Özal. Hayırlı işler dileriz. Evet, kolay gelsin. Sağ olun. Size de iyi programlar tekrar. Teşekkürler. Evet, son birkaç dakikamız Hasan abi. Şöyle toparlayabilir miyiz? Az önce aslında onu biraz da söylemeye çalıştım. Çözüm çok güzel bir şey söyledin. İşte ben çözümcüyüm. İşte çözüm olsun, çözüm olsun, çözümü işte... Bir de şey çok popüler oluyor. Gelecekte 2016'da böyle şeyler olacaksa bunlarla karşılaşacağız. Şimdiden uyaralım. İşte bunlar çözüm karşıtı. Yok şu, yok evet. Bu... Her şeyi ona çok güzel söyledin Cem, bunu özür dilerim kestim seni ama birisi bir endişeyi dile getirir getirmez sen zaten çözüm karşıtısın deriz. Ha böylece kurtulmuş oluyoruz ve sanki. Ben çözümcü olmuş oluyorum. Çözümcü olmuş oluyorsun, olmuyorsun. Hayır. Çünkü o endişe eğer gerçek temellere dayanıyorsa başka insanlar da bunu hisseder. Ve gider sandıkta oyunu o endişenin şekilde. Etkisi altında kullanır. Her şeye kulak verir. Burada ve ustalık. O endişenin kaynaklarını ortadan kaldırmaktır. O zaman çözümcü oluyorsun. Evet, kaldıran çözümcü oluyor. Kaldıran çözümcü öyle oluyor. Öyle şey yapan değil yani. Sen çözüm karşıtısın, sen şusun, sen busun, sen haricisin. Çözümcü evet. Olmuyor. Evet, olmuyor. Şey de bir çözüme ulaştırmayacak. Şimdi anlam planı döneminden ciddi anlamda bizim dersler çıkarmış olmamız lazım. Zaten çıkarmış olduğumuz dersler ki ben de o zaman tabii aktif yayıncılık hayatıma devam ediyordum. Çıkarmış olmalıyız ki ya da ondan dolayı konuşuyor olmalıyız şu anda. İşte onları demeyin, bunu yapmayın, şöyle olmasın. Çünkü evet yakın bir gelecekte belki de biz bunları yine anlam planı dönemi gibi önümüze açacağız böyle sayfalar. Bu öyle değil de bu sefer planı konuşacağız. Diyeceğiz bak şu maddede şu var, bu maddede bu var. Yani bunları da konuşuyor olacağız. Ve bunları konuşurken daha sağlıklı, daha sonuca ulaştıracak, hepimizi huzurlu bir şekilde planı anlayabileceği, anladığımız, öğrendiğimiz plana evet ya da hayır diyebileceğimiz bir noktaya ulaşabilmemiz için bu tartışmaların sağlıklı olması gerekiyor. Bunu şimdiden belirtmiş olalım. Doğru. Teşekkür ederim. Evet. Yarın 7.45'te yeniden beraberiz. Herkese iyi günler. Ermataş Limited ve Kanal Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı sona erdi. Biraz meraklı, o benim bir yeğenim. Biraz aşık, biraz çılgın, o benim bir yeğenim. O benim, bazen sade, bazen canlı. O benim bir yeğenim. Bir yeğen. O benim.
Popüler İspanyol markası Desigual'in eğlenceli, renkli ve özgür tasarımları moda tutkunları için Ercan Havalimanı Caner Duty Free gidiş mağazasında. Artık haberlere bakış açınız değişecek. Hangi gazete hangi haberi manşetine neden taşıdı? Hangi haber doğru, hangi haber yanlış? Günün gerçek gündemi aslında ne? Günün ilk saatlerinde günün ilk yorumları Hasan Erçakıca ve Cem Karla Bakış Açısı'nda. Bakış Açısı hafta içi her gün 7.45'te Ada TV'de.